Türkiye Cumhuriyeti misak-ı milli sınırları içinde yer alan bir adanın önündeyiz. Hangi ada? Hemen karşımızda bakın. Unutulan ve Yunanistan'a terk edilen, Yunanistan'a verilen adadan bahsediyorum. Yunanistan'ın silah yığınağı, yüklü miktarda silah yığınağı yaptığı ve iki tane hava radar üssü kurduğu adadır burası. İşte burnumuzun dibindeki bir adada. Bu kadar çok silah yığınağı yapacaksın. Fatih Sultan Mehmet Han'ın, bakın Fatih Sultan Mehmet Han'ın fethettiği o ada bizim misak-ı milli sınırları içiminde yer alan ada. Bir hamle yaptığı an Yunanistan bu adaların birçoğunu kaybedecek. Ya kardeşim, Türk askeri o bindiği helikopteri düşürür de yine gidip Yunanistan'a sığınmaz. Sevgili dostlar, merhabalar. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizle karşınızdayız. Özellikle Gökçeada'daki gezintilerimize, turlarımıza devam ediyoruz. Daha önce Sema Direk Adası'ndan özellikle bahsetmiştim. Bize yani bulunduğumuz yer Gökçeada'ya 7 mil uzaklıkta, Çanakkale'ye 12 mil uzaklıkta olan Sema Direk Adası'nda Yunanistan'ın yaptığı silahlanmadan bahsetmiştik. Şimdi de bir diğer özellikle bize yakın olan, hatta Türkiye Cumhuriyeti misak-ı milli sınırları içinde yer alan bir adanın önündeyiz. Hangi ada? Hemen karşımızda bakın. Orada sevgili dostlar, Limni Adası. Limni Adası önünden bu çekimi yapıyoruz. Limni Adası'nın hem bizim için önemi çok büyük hem de tarihteki önemi çok büyük. Mesela örnek verelim. Limni Adası, yani Mondros Limanı, bu anlamda önem taşıyor. Mondros, 30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalandığı yer Limni Adası. Maalesef Lozan Barış Anlaşması'nda unutulduğu için, zabıtlara, kayıtlara geçmediği için, Lozan'da Limni Adası telaffuz edilmediği için Gökçeada ve Bozcaada gibi unutulan ve Yunanistan'a terk edilen, Yunanistan'a verilen adadan bahsediyorum. Limni Adası işte hemen arkamızda bulunan ada. Ada her ne kadar arkamızda daha böyle kayalık, yani yine jeolojik olarak böyle engebeli görünse de aslında hem Gökçeada'ya göre hem de diğer adalara göre daha düzlük, ovalık bir ada. Yani havaalanı vesaire yapılacak, yani yerleşim yerleri vesaire buralarda daha müsait. Özellikle de Yunanistan ısrarla silah yığınağı yapıyor, yani ABD başta olmak üzere. Yunanistan'ın silah yığınağı, yüklü miktarda silah yığınağı yaptığı ve iki tane hava radar üssü kurduğu adadır burası, Limni Adası. Şimdi bazı arkadaşlar diyor, hocam diyor, ya bu Yunanistan hususunu çok anlatıyorsun da işte yorumlarda da bazen görüyoruz, ya böyle bir savaş olmaz vesaire. Sevgili dostlar, en son bu silah yığınakları Amerika tarafından, Batı tarafından Ukrayna'ya yapılıyordu. O zaman da sözde tatbikat gerekçesiyle bu efendim yığınaklar yapılıyordu. Ama aslında yığınağın Rusya'ya karşı yapıldığı ortaya çıktı ve nitekim Rusya-Ukrayna savaşı başladı. Yani bu kadar çok silah yığınağı yapacaksın, işte burnumuzun dibindeki bir adada. Bu kadar çok silah yığınağı yapacaksın ve diyeceksin ki efendim bu silah yığınağı sadece askeri tatbikatlar için, işte güvenlik için. Bir kere zaten Limni Adası da, o 12 ada takım adası içinde bulunan Limni Adası, Sema Direk Adası gibi, Sakız Adası gibi, Koyun Adası gibi adaların içinde daha birçok var. Bunlar Lozan ve Paris Anlaşması'na göre silahsızlandırılmış ada statüsünde, yani gayri askeri statüde olan adalar. Şimdi bu tarz olan adalarda zaten bu silah yığınaklarını yaparak Yunanistan suç işliyor. Ve bakın, buradan söylüyorum. Fatih Sultan Mehmet Han'ın, bakın Fatih Sultan Mehmet Han'ın fethettiği o ada bizim misak-ı milli sınırları içiminde yer alan ada. Bu adada Yunanistan adalar üzerinden Türkiye'ye hani 48 saat sözde sürecek baskın bir savaş, bir işgal planı hazırlıyor ya. Bakın Yunanistan bundan daha çok zararlı çıkacak. Bunu göreceğiz. Biz bunun farkında değil miyiz? Bazı arkadaşlar diyor ki sen tasalan... Ya ben zaten tasalanmıyorum. Türk devletinin özellikle 2200 yıllık o kadim devlet genelini birçok videoda anlattık. Türk ordusunun imkan ve kabiliyetleri zaten Yunanistan ordusuyla yani kesinlikle ölçüşecek seviyede bile değil. Yani biz onu da biliyoruz. Evet, bundan Yunanistan da zararlı çıkacak. Yunanistan halkı bunu biliyor. Bakın adadaki Rumlar kesinlikle, bak adada birkaç tane Rum'la görüştük. Yani ileri gelenleriyle de görüştük. Kesinlikle böyle bir savaşı istemiyorlar ve Miçotakis'i eleştiriyorlar. Miçotakis'in aslında Amerika'nın gazıyla, hani Biden, o Bunak Biden var ya, ne diyor? Bana Biden'a pulos derler. O Bunak Biden'ın daha sonra işte o pedofili dosyaları çıktı biliyorsunuz. Sapık Biden. Artık ne diyelim yani, bunak, sapık,
ve Baydanopoulos Efendi'nin o gazıyla hareket eden Miçotakis'i adadaki Rumlar da şiddetle eleştiriyor. Ve kesinlikle bir Türk-Yunan savaşı istemiyorlar. Çünkü biliyorlar ki zararlı çıkacak olan onlar olur. Ha ama şunu da söyleyeyim. Yani bu Fatih Sultan Mehmet Han'ın mirası olan arkamdaki ada Limni Adası muhakkak bakın Misak-ı Milli sınırlarında geçen ada. Araştırın lütfen. Bu ada bir hamle yaptığı an Yunanistan bu adaların birçoğunu kaybedecek. Çünkü karşısında o eski Türkiye yok. Kardak krizindeki verilen reaksiyondan daha fazla reaksiyon verilecek bir hava var. Bak burada da Gökçeada'da da askeri anlamda vesaire herkes burada hazır. Hazırlıklar yapılmış durumda ve Türk devleti bu hazırlıkları özellikle olası bir Yunanistan savaşı için uzun zamandır hazırlıyor. Çünkü Yunanistan bu adaları hukuksuz bir şekilde uzun zamandır silahlandırıyor. Ve burada askeri tatbikatlar düzenleniyor. Gayri askeri statüdeki bu adalarda Yunanistan'ın yaptığı çalışmalara bazıları diyor ki Türkiye sessiz kaldı. Hayır. Türkiye her fırsatta uluslararası her alanda bunları uyarıyor. İşte Türkiye burada kendini haklılık payını çıkardı şu an. Uluslararası alan yani işte o uluslararası dış politika Türkiye'nin şu an haklı olduğunu da biliyor. Türkiye de egemenlik haklarını kullanacak sonuna kadar. Ne dedi Sayın Cumhurbaşkanı? 147 kez hava sahamızı ihlal ettiler. O 147 kez ihlalin nereden baksanız 100 tanesi bu adalar üzerinde gerçekleştirildi. Yani burnumuzun dibindeki adalarda. Şimdi bu 147 kez bizim hava sahamızı ihlal eden Yunanistan'ın biz ne planladığını bilmiyor muyuz? Yunanistan'a kaçan, bakın buradan söylüyorum. Bak bundan hiç kimse bahsetmiyor. Yunanistan'a kaçan, hani 15 Temmuz darbe girişiminde askeri helikopterle benim içimi acıtan bir olaydır. Sözde Türk subay, onlar Türk subayı olamaz. Yunanistan'a iltica eden o subaylar, o sözde efendim askerler vardı ya. İşte o askerlerin bir kısmı Trakya bölgesinde yapılan bir takım o çalışmalar vesaire İKK faaliyetlerinde bulunmuş subaylardı. Ve onlar oradaki çalışmaların birçoğunu Yunanistan'a verdiler. Yunanistan'a muhbirlik yaptılar. O şekilde Yunanistan onların ilticasını kabul etti. O askerlerin yaptığı hainlik yani düşüne bu zaten 15 Temmuz'un farklı bir boyutu. Ya kardeşim Türk askeri o bindiği helikopteri düşürür de yine gidip Yunanistan'a sığınmaz. Ama bunlar sığındı. Üstelik bizim savaş planlarımızın bir kısmını da verdiler. Tabii 15 Temmuz'dan sonra orduda çok büyük bir değişim oldu. Büyük bir değişimle beraber o planların da tabii ki birçoğu değiştirildi. Nitekim 2016'da itibariyle bakın mesela savunma sanayindeki gelişmeler, askeri sanayindeki gelişmeler yani Roketsan, Havelsan, Aselsan, aynı şekilde Bayraktar, yani bu insansız hava araçlarımız vesaire, bütün bu hazırlıklar, atak helikopterlerimiz, Milgen projelerimiz, TCG Anadolu savaş gemilerimiz, bunların hepsi bir savaş hazırlığı. Zaten Türkiye hazır. Türkiye biliyor bunu zaten. Amerika'nın, özellikle Batı'nın, Yunanistan'ı, Miçotakis Efendi'nin özellikle o planlara da öncülük ettiğini biliyor. Bununla alakalı tarihi bir Yunanistan-Türkiye kapışmasının geldiğini biliyor Türk devleti. 2200 yıllık köklü bir devletin bu planları bilmemesi zaten mümkün değil. Ama biz buradan yaptığımız çekimlerle bu şekilde uyarıyoruz. Hemen dibimizdeki bu Limni Adası dahil olmak üzere Semadirek Adası, birçok ada, Sakız Adası, Sisam, Koyun Adası, Eşek Adası, bunların hepsini Yunanistan kaybedecek. Yapacağı bir hamlede Yunanistan zararlı çıkacak olan taraf olacak. Bunları da söylemek zorundayız. Yunanistan halkı da bak buradaki adadaki Gökçeada'daki Rum halkı da savaşı istemiyor zaten. Savaşı isteyen taraflar belli ve bunun farkındayız. Ha biz Türkiye olarak hazır ol cenge ister isen sulh salah felsefesinde zaten bütün her şeyimizi koymuş durumdayız. Türk devleti her ne olursa olsun Yunanistan'ın bu çılgınlığına en şiddetli şekilde cevap verecek güçte ve kudrettedir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. O Miçotakis Zelenski'nin düştüğü durumdan, efendim o Saakashvili, Gürcistan'da Saakashvili'nin düştüğü durumdan, Paşinyan'ın düştüğü durumdan daha beter bir duruma düşecek. Bunu da iyi görmek lazım. Dengelerin Ege Denizi'nde değişeceği bir dönemin içine girdik. Artık bu kadar savaş yığınağı, bu kadar asker yığınağı boşuna değil. Bunu da göreceğiz. Sevgili dostlar, benim anlatacaklarım bu şekilde. Özet geçmek istedim Limni Adası'nın önünden. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Sizler de yorumlarda düşüncelerinizi belirtin. Hoşça kalın.